bu meydana çadırlar kurulacak ve siz bu meydanda vakfeye duracaksınız. Zilhicce'nin 8, 9, 10 bu 3 günü hac günleri. Arefe gününden bir gün önce dışarı çıkacaksınız, otelden ayrılacaksınız. İhramları giyeceksiniz. 3 tane hac vardır. Haccı temettü, haccı kıran, haccı ifrat. Haccı ifrat ve kıranı buraya erken gelenler, burada mukim olanlar yapabiliyor. Haccı temettüyü de daha çok Türkiye'den gelenler, böyle seferi falan olanlar yapıyor. Haccı temettüyün farkı şu. Geldiği zaman ümresini bitiriyor, sivil kıyafetine iniyor, giyiyor. Bir daha ondan sonra daha ümre yapmıyor. Ta ki Arafat'a çıkmadan bir gün önce, Arife gününden önce kumanyaları veriliyor, herkese dağıtılıyor. Herkesin koluna bileklikler takılıyor. Hangi çadıra ait olduğu orada yazar. Yani 5000 insan içinde kimse kaybolmaz. Ölse anne bulsun, hiç sıkıntı yok o numarayla. Ve bu şekilde yola çıkıyorsunuz, intikaller sağlanıyor. Tabi hacda böyle otobüsler bulmak mümkün değil. Üstü açık, altı patlak, bir sürü böyle. Böyle rahat oturamıyorsun. 50 kişi otobüse 70 kişi tıka basa doldururlar vesaire. O bütün organizasyon Suud yönetimine ait. Hiçbir şey yapamaz. Devlet Tayyip Erdoğan gelse bir şey yapamaz. Bir ara Mehmet Görmez şey yapmıştı, isyan etmişti bu pislikle diye. O kadar çöp vesaire insanlar yığı atıyor, yığı atıyor. Bayağı zahmetleri var. Hacı temettüde ne yapıyorsunuz? İhramı Arife günden bir gün önce giyiyorsunuz ve o şekilde sizler bu meydana geliyorsunuz. Bu meydana geldikten sonra çadırlara yerleşiyorsunuz. Çadırlardaki detayları anlatmayayım. Sinekler mi dersiniz, sivrisinekler mi dersiniz, sıcak mı dersiniz, fırtına mı dersiniz, yağmur mu dersiniz? Geçen sene fırtına çıkmış mesela. Çadırlar maçı uçuşmuş, üşümüşler, ihramlar dağılmış filan. Ondan önceki sene biliyorsunuz zaten hacılar birbirini ezerek, binlercesi birbirini ezerek öldüler. Organizasyonsuzluk sebebiyle. Üzerlerine bir iş düştü filan. Bu yolda ölen şehit ama. Hadis var. O yüzden ölenlerin hep elleri böyleydi. Parmakları. İhramlar. Ve olduğu gibi gömülüyor. İhramda ölen böyle gömülüyor. Allah hayır uzun ömrümü versin. Ama böyle izzetli bir ölüm öldü kimse hayır demez yani ama ahir ömrümüzde inşallah. Şimdi de işimiz var. İslam'a hizmet edeceğiz ha. Ben öldüm, sen öldün. Kim yapacak bu hizmeti? Biri yapsın mı yani? O yüzden Müslümanlar ölmesin. Yok. Şundan dolayı normalde burada biz ömre yaptırmıyoruz. Şimdi yapamayanlar oldu, katılamayanlar oldu. Onlar söylemişken erkeklerden yapmak isteyenlere serbest bıraktık. Burası hıl bölgesi yani bir kata geçiyor Mescid-i Emir olduğu için. Burada da ümre için girmek caiz oluyor. Diğer iki ümrenin adı da Haccı Kıraat-ı İfrat. O biraz zor. Ben elhamdülillah üçünü de yapmak nasip oldu bu fakire. Haccı İfrat'ta ihrama bir giriyorsun 10 gün. Daha çıkarmak yok. Yasakları da devam ediyor. Ve o şekilde Haccı İfrat'ta kurban yok sadece. Haccı Kıran'da da kurban var. Aradaki fark o. O da ihramlık oluyorsun. Sonra Arife günü burada Kabe'yi Arife günü sabahı öğle vakti girdiğinde buradaki bütün çadırlardan ezan-ı Muhammed okunur. Millet millet Endonezya, Pakistan, Ürdü hepsi orada. Ve dualar başlar. Herkes kıbleye döner, elini açar. Vakfe beklemek durmak demek. Vakıf, vakıf derler. Dur. Dururlar. Ve hepsi dua ederler. Çok zaruri durumda olanlar anca otururlar. Hepsi ayakta dua eder. Kıbleye döner. Vakfe duasından sonra öğle ve ikindi namazı birleştirerek kılınır. Bunun adına cem denir. Cem etmek. Öğle ikindi birleşiyorsunuz. İkindi vakti girdiğinde artık Arafat çadırı boşaltılır. Araçlarla buradan giderken inemeyeceğiz. Otobüste göreceksiniz beyaz çadırlar olduğu yer. Buradan o beyaz çadırın olduğu yere Müzdelife denir. Müzdelife nedir? Adem ile Havva annemizin ilk çiftleştiği yer, ilk çocukların dünyaya geldiği yerdir. Müzdelife. Yani hepimizin asıl memleketi orasıdır. Biz oradan yeryüzüne dağılmışızdır. Müzdelife'ye gelirler. Orada akşam ile yatsı namazını beraber kılarsınız, birleştirirsiniz. Buna da Cem-i Tehir derler. Sonra bak çok basit nokta nokta anlatıyorum. Öğle ikindi burada kıldın, Müzdelife'de akşam yatsı kıldın. Bitti mi? Eğer ben orada hacı olmazsam, başınıza benim gibi hoca olmazsa, Diyanet'ten bir imam olursa, size derse ki hadi şeytan taşlamaya gidiyoruz, muhalefet edin, karşı çıkın, deyin ki bu hac eksik oldu. Sabah namazı kılmadan, sabah namazı vakfesinde durmadan ben bu meydandan ayrılmayacağım deyin. Eğer Şafii ve Hanbeli Maliki iseniz, ben şeytan taşıp üçüncü gününe kadar Mina'da kalacağım deyin.
muhalefet edin, sonra sizi ayırsın. Ama millet bilmediği için Türkiye'den gelenler, Diyanetçiler diyor ki, hadi diyor namazda kıldık şeytan taşlamaya. Daha gün dönmemiş, gece vakti şeytan taşlamaya götürüyorsun. Niye zor oluyormuş? Hocam, otele gidip de sabah gelmesin. Olay şu, ilk gün vakfeye durdurmuyor seni. Hatırınız olursa, size aynısı yapacaklardı, yüze yüze yapacaklardı. Şirketçiler de yapıyor bunu. Hep kolayından kaçıyor. Niye? Fetva aldılar çünkü. Ama bu fetvayla amel etmeyin. Sizler Resulullah'ın yaptığı gibi yapın. Fetvayı nereden aldın hocam? Abi uyduruyorlar işte. İşkembeden sallıyorlar. Yani sallayanlar kimdir? Abi genelde Diyanet yapıyor bunu. Diyanetin başında. Onlara karşı muhalefet edin. Ha, bazı Diyanet hocaları var fıkhı iyi bilen. Evet, bazı Diyanet hocaları var iyi biliyorlar onu. Onlar tam tersi. Sabah namazına kadar bekletiyor. Hepsini demiyorum. Ama o kolaycılara denk gelirseniz imam hemen yapıp götürmek isteyebilir. Sakın ha. Ben hocayım beni dinleyin falan yaparsa da deyin ki biz Ümre'ye gelmiştik. Orada bir kardeşimiz söylemişti. Biz burada sabah namazına duracağız. Ne yapın? Sabah namazına kadar bekleyin. İbadet durdurun. Sabah namazı vakfısını yapın. Ondan sonra Allah size yardım edecektir. Hiç korkmayın. Arkanızda da bakmayın. Müzdelife'den Mina'ya şeytan taşlama yürüyün. Ama Müzdelife'de taş toplanır. Kitapta öyledir. Sünnet 70 taş Müzdelife'de toplamak. Ama günümüzde Müzdelife her yer asfalt. Taş bulamıyorsun. O kadar yaşlı kadın perişan oldu. Çadırların altından toprak eşiliyor böyle köstebek gibi taş bulmak için. O yüzden ne yapın? Sünnet olduğu için Müzdelife'de taş bulursanız toplayın. Ama siz bu Arafat meydana geldiğiniz zaman yedek yanınıza 70 tane taşı burada toplayın. O taşları güzel yıkayın. Eğer kafilenizde çok yaşlı varsa onlar için de taş toplayın. Onları da yıkayın. Burada taş var mı? Burada da var, bulursun abi. Her yerde taş, burada bulursun. Orada asfalt dökmüşler, bulunamıyor. Elhasıl Müzdelife'ye gideceksiniz. Orada taş toplanıyor, toplayanlar da toplamayanlara verecekler. Sonra sabah namazı kıldıktan sonra doğru Mina'ya gideceksiniz. Mina şeytan taşlama. Tabi bu dediğim mesafeler kilometrelerce yürüyorsunuz yani artık 15 mi kaçtı öyle uzun bir kilometre yürüyorsunuz. Ve 28 mi toplamda? Bak 28. Toplamda 28 kilometre. Ve yürümeniz de böyle seri değil. Yavaş yavaş gidiyorsunuz. Çünkü kalabalık, tavaf alanı görüşüyor. O yüzden yanınızda şemsiye olsun, zeytinyağı bulunsun vesaire neyse detayları hocalarınız size anlatır. Gözüme geldi de neler yaşadım orada. 2013'ten sonra haccı bıraktım ama bu sene niyetlendim hacı yapmak istiyorum. Yani 3 senedir yani 3 organizasyon yaptım hac için. Duana ara verdim yani baktım dayanamıyorum imanımı zorladı yani çok zorlamıştı hakikaten tahammül edemeyecek hale gelmişti. Ondan sonra ara verdim. Şu anda kendimi toparladım yani 2013'ten sonra. İnşallah bu sene niyetim var. Allah nasip ederse hac yapacağım. Çok yani hele o otobüs kilitleniyor. Affedersin bir abdest sıkıntısı var. Yolda bir yer yok. Nereye ne gideceksin yani? O insanlar o yaşlara Allah yardım etsin. Allah hepinize gücünüz kuvvetiniz yerindeki hac nasip etsin. İnşallah. Gerçekten çok zahmetli. Sonra ne yaptınız? İlk gün büyük şeytanla karşılaştınız. 7 tane aldınız. 70 taştan 7 tanesini. Büyük şeytanla karşı karşıya gelince Bismillah Allahu Ekber Rahmanil Şeytani Allahu Ekber. Tak bir tane vurdu. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. 7 tane atıyorsun. Sonra bitti mi bitmedi. Otele geldin. Dediler ki kurbanınız kesildi. Kurban kesildi deyince saçınızı kesiyorsunuz, ihramdan çıkıyorsunuz. Hacı bitti mi bitmedi. Şimdi haccın tavaf var. Yine uyarımdır. Ben hacda sizinle olmayabilirim. Öyle denk geldiği zaman haccın ilk günü döner dönmez haccınızın tavafını ve sayını yapın. Üçüncü güne bırakmayın. Bırakırsanız çok zor olur. Çünkü Şafii ve diğer mezheptekiler Kabe iniyor, Kabe kilitleniyor. Bir hacı annemiz hastalığı sebebiyle tavafı ve sayı son güne kaldı. Benim de tecrübesizliğime denk geldi, bilmiyordum. Öğlen iki de hacı anneyi en üst teras kattan tavafa başlattım. Aynı tavaf gece 11'de bitti. Kaç saat olun siz hesaplayın. Ve o gün ikindi akşam ve yatsı namazını bak abi şöyleyim. Yan yana söyle. Kıpırdamadan kafamızla kıldı bütün Müslümanlar. Birbirlerine presleme yapıştık. O sırada birçok insan öldü. Cesetlerini omuzumuzdan atıyorduk böyle. Kadınlar şeyler gidiyordu. Çünkü ölen çıkamıyor. Tuvalete gelen oraya yapar. Öyle bir durum. Presleme kaldık. Yaşadığımı söylüyorum. Oradan sonra vefat etmiş Seyfullah abi onun damadı. O kayınvalidesini aldı. Sefa ve Merve'de say yaptırıyor. Sivil kıyafetle yapılıyor. O sayını yaparken ben bir de o yorgunun üzerine o hacı annemin ve diğer 5 tane hacı annenin taşını Kabe'den
Ta Mina'ya 7-8 kilometre yürüyerek gittim. Şeytan taşlı. Geldim. Çok zahmetli. O yüzden son güne bırakıp ilk gün bitirin o işleri inşallah. Sonra ne yapıyorsunuz? İlk gün 7 taş bir büyük şeytan attı. Ama küçük de büyük ortanı şeytan var. Onları da taş atmak gerekiyor. Ne yapacaksınız onları atarken de? İkinci, üçüncü gün nasıl oluyor? Küçük şeytan, ortanca ve büyük şeytana taş atıyorsunuz. 7-7-7-21. Üçüncü günde 7-7-21. Toplam 49 taş. Niye 70'den topladı? Olmayana verirsin. Sünnet diye vesaire. Onları da oraya bırakıyorsun. 49 taşı attıktan sonra artık sen 10 numara bir hacısın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta güldü. Hadiste geçiyor. Normalde peygamber tebessüm edermiş böyle. Ağzını bile ayırarak dişlerinin arkası gözükler gülmezmiş. Böyle bir gülme yok. Aha falan yok. Allah Resulü tebessüm ediyor. Ama o gün ilk defa Arafat'ta o kadar zahmetin içinde sahabe diyor arkadaki Resulullah'ın diyor azı dişini gördük diyor. Bastır küçük dilini diyor. Resulullah öyle bir güldü. Öyle bir güldü ki diyor. Sahabe dedi ya Resulullah seni güldüren nedir yani? Biz de hoşumuza gitti. Dedi şeytan çıldırdı dedi. Ne oldu? Allah-u Teala Arafat'a gelen hacılara, müjdele kul hakkını ben ödeyeceğim dedi. Kul hakkını ödeyeceğim demiş. Borcunu ben ödeyeceğim. O kulun mahvolunması için. Sadece şirkle karşıma gelmesin. Bu iblis de dedi, şirk bir de kul hakkından dedi, çok vuruyordu dedi. Arafat'a gelen hacında kul hakkını ödeyeceğim değil dedi, defter kapandı. O da benim hoşuma gitti. Şükrettim. Evet, şimdi şu tepeye çıkacağız ve ineceğiz. Otobüse geçin. Olur, sıkıntı yok. Çıkamayanlar da otobüste kalsın, çıkacaklar da benle gelsinler. Seccadeniz zaten yanınızdadır. Ümre için niyetlenecekler de orada namaz kılıp niyetlenecekler. Gerek yok.